Mutfakta Sistem'e hoş geldiniz ya. Merhaba. Bugün yer elması salatası yapacağız. Aslında patates salatasıyla aynı mantıkla başlayacağız ama patatesten daha sağlıklı olduğu için ve biraz da farklı olması için yer elması kullandım. Yer elmalarını önceden soydum. Şimdi normal halinde göstereyim. Böyle eciş bücüş bir şey. Daha önceden soymuş olduğumu söylediğim yer elmalarını tekrar daha önceden soyduğumu hatırlatarak küçük parçalar halinde doğruyorum. Doğradığım yer elmalarını tencerenin içine atıyorum. Sonra üstüne su ekleyeceğim ve haşlayacağım. Yer elmaların üstüne biraz geçecek kadar su koydum. Ocağın altını açıyorum. Suyuna biraz da tuz ekliyorum ve kaynamak için bırakıyorum. Yer elmalarım haşlanırken ben salatanın diğer hazırlığına geçiyorum. Şimdi bir adet orta boy soğan doğrayacağım. Gözleriniz yaşarmadan soğan doğramak istiyorsanız bununla ilgili en iyi yöntemi seçtiğim videomu izleyebilirsiniz. Şimdi soğanların bir kabın içerisine alıyorum. Biraz tuzla ovacağım diriliklerini almak için. Şurada dişe gelen kırt kırt soğan olsun istemiyorum. Elimizle sanki bir hamur yoğururmuşçasına ya da böyle gıcık olduğunuz bir nugget tam sıkanmışsınız. Şaka şaka öyle şeyler mi? Şiddetten. Hoşlanmıyoruz. Ne dedi? Biraz saçlanıyor muymuşuz? Evet. Soğanları oldum, iyice yumuşattım. Şimdi yer elmalarımın haşlanmasını beklemekten başka bir şey kalmıyor. Yer elmalarım 10-15 dakika haşlandı. Hazırlar. Şimdi bunları süzeceğim. Ama şöyle söyleyeyim, biraz yer elmasının faydasından bahsetmek istiyorum. Haşladığınız suyla saçınızı yıkayarak saçlarınız daha parlak ve köklerinin daha güçlü olmasını sağlayabiliyormuşsunuz. Aynı zamanda içinde nişasta olmadığı için patatesten çok daha faydalı. Şeker hastalarında rahatlıkla tüketebileceği bir yiyecek. Ve daha birçok faydası bulunmakta diyerek bu iki önemli şeyi söylüyorum ve salatanın hazırlığını devam ediyorum. Süzdüğüm yer elmalarını da soğanların yanına koydum. Şimdi bu salatanın içine zaten soğanında tuz var. Aynı zamanda yer elmalarını da tuzla birlikte haşladığım için ekstra tuz koymuyorum. Biraz pul biber koyacağım acı sevdiğim için. Dilerseniz tatlı kırmızı toz biber de koyabilirsiniz. Pul biberi geçebilirsiniz. Biraz kekik. Ve biraz da karabiber ekleyeceğim. Sonra üstüne zeytinyağı koyacağım ve salatam hazır olmuş olacak. Şu an karar vererek biraz da nane koyuyorum. Hazırladığım yer elması salatasını böyle bir servis tabağına alın. Dilerseniz siz içine marul, dereotu, maydanoz koyarak daha bol yeşillikli bir salata haline getirebilirsiniz. Ben normalde patates salatasını da sadece böyle soğanla ve baharatla sevdiğim için bu şekilde hazırladım. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Dilerseniz beni Facebook, Twitter ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz.